ziyaret etmişti Samsun'da Sayın Kılıçdaroğlu Teknofest'i, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Sadece Samsun'da değil. Daha önce Baykar'ı da ziyaret etti. Baykar'ı da ziyaret etti. Samsun'da babanızla bir hukuku vardı. O da ziyaret etti. Bakın. Samimi bulmadığınızı mı ifade etmek istiyorsunuz? Şimdi bakın biz Sayın Kılıçdaroğlu 2012 yılında Baykar'ı ziyaret etti. Geldi. Biz kendisine o zaman bu teknolojinin Türkiye için 2012 yılında daha bizim geliştirip de yani mini İHA elden atılan 2007 yılında geliştirdiğimiz mini İHA'lar var, helikopter var, mini 2008 yılında teslim ettiğimiz silahlı kuvvetlerin kullandığı ama bugünkü bu büyük ürünler yok. Bayraktar TB2 yok, Bayraktar Kızıl Elma yok, Akıncı yok. Bu vizyonu anlattık kendisine. Bunun Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu. Biz Sayın Kılıçdaroğlu gibi nice siyasetçi veya farklı sektörlerden bunu işi merak eden çok misafir yani merak edip gelen biz herkese çünkü kapımız açık. Önemli olan ben geldim. Önemli olan milli teknoloji hamlesi vizyonuna sahip çıkmak. Bakın az önce örneklerini verdim. Önemli olan ziyaret etmek değil. Önemli olan bu işlere sahip çıkmak. Bu işlere sahip çıkıldığı zaman bizim ne problemimiz olur ki? Bakın ben Baykar'ın genel müdürüyüm. Türkiye'nin en büyük ihracatçısı. Biz zaten işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışan dünyanın bu konuda lider ülkesi haline getirmişiz ülkemizi. Bakın yani ben övünmek için söylemiyorum ama Afrika'dan madalya, Ukrayna'dan 4 tane madalya, tek vatan hareket madalyalar alıyoruz artık. Yani bu benim başım bu ülkenin bir başarısı ve ülkenin bir kazanımı. Az önce verdiğim iftiralar ve algı kampanyaları bize iftira atan adamlar yükseliyor. Yükseliyor. Madem bize değer veriliyor, madem bu işlere sahip çıkılıyor, madem bu işin öneminin farkında niye bize iftira atarak yükseliyor insan? Az önce söyledim herkes milletvekili sırasında yükseliyor. Bu milli teknolojisine iftira atanlar yükseliyor. Niye? Şimdi ben bunu söyleyince siyaset mi oluyor? Benim görevim bu ülkenin bir vatandaşı olarak ve bu ülkenin geleceği olarak ben bu ülkede hür ve özgür olarak yaşayacaksam bu gençlik bu nesil hür ve özgür olarak yaşayacaksa kendi insanının yaptığı teknolojiye, kendi insanının kazanımlarına sahip çıkarak ancak yaşayabilir. Bunların aleyhine algı yaparak tabii ki hiç kimse ben seni durduracağım diyebilir mi? Şu kızıl elmaya milyonlar sahip çıkıyor, milyonlar. Millet sahip çıkıyor. Kimse bu kızıl elmayı durduracağım, bu milletin ufkuna buna yönelik şey. Ama böyle farklı yollardan sistematik bir şekilde ince ince ve bu hep böyle olmuş. Bakın bu hep böyle olmuş. Devrim otomobili böyle durdurulmuş. Nuri Demir Ağa böyle bitirilmiş. Gülerek yüzüne ben sana destek veriyorum diyerek. Ama bu işler çok ince işler. Ben daha önce anlattım. Sizlere Habertürk'te de anlattım. Yani biz şu an dünyayla rekabet eden. Bakın mesela Baykar'a diyorlar ki rekabetten korkuyor. Teknofest'te Savaşan insansız aracı yarışması var. Binlerce teknoloji takımı katılıyor insan savarıcı yarışmasına. Ya biz şu an nesiller yetişmesi için çalışıyoruz. Onlar da girişim kursun. Yani eğer böyle bir şeyden çekiniyor olsak böyle bir şey yapar mıyız? Biz biliyoruz. Biz şunun farkındayız. Biz kendi kabuğumuzda, kendi atölyemizde bir şey yapıyor olsak, fabrikamızda bir şekilde geçmişte olduğu gibi sümen altı edilebilir, engellenebilir. Ama bütün bu milli girişimler, bütün bu atımlar bir araya geliyor. Halkla buluşuyor. Ona o halk sahip çıkar. Bir şey soracağım. Bir diyaloğunuz var mı Sayın Kılıçdaroğlu? Yani daha önce bayramda, seyranda iletişim kurduğunuz oldu mu? Hiç aramayı düşündünüz mü? Yani neden böyle bir video paylaştınız? Biz bu videoyu böyle anlıyoruz. Biz CHP milletvekili ne zaman siyahlarımız terörle mücadelede çok başarılı olmaya başladı. İlk ses o CHP milletvekilisi Kılıçdaroğlu gelmişti. Şahsen rahmetli babamla da tanışıyordu. Evet. Babamla diyaloğu da vardı. Babam anlatırdı. Kendisine sistemlerini iletti. Böylesine bir milli kazanım. Çünkü kendisi de bizi ziyaret ettiği zaman biz ona anlattığımız zaman mesela biz ona anlattık. Bu kadar o öyle önemli bir iş ki Türkiye'de kimse bizi bilmezken İsrail'in en büyük havacılık şirketi gelip bizimle biz şu şirketle çalışmak bizde istiyor ama biz sizden çalışmak istiyor. Yani bize yönelik şeyleri de anlattık kendisine. Bu işin önemini de anlattık. Bunu anlattıktan sonra kendisi bize ne dedi? Bu iş siyaset üstü dedi. Sahip çıkmamız lazım dedi. Evet. Peki öyleyse laf yani aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani icraat nasıl? Niye sistematik olarak bu işler saldırı altında? Niye milli olunca rahatsız olunuyor? Hayır, niye? Bunun
Buyurun abi siz. Şimdi bir Kılıçdaroğlu sizi ziyaret ettiği o dönemlerde iyi bildiğim için şey yapmak istiyorum. Ondan sonra hiç negatif bir kendisinin açıklaması olmadı Kılıçdaroğlu'nun ama dediğiniz gibi o özellikle Sezgin CHP milletvekilinin Tanrıkulu'nun o açıklamasına ben de çok yazılarda yazdığım için biliyorum. Ama Kılıçdaroğlu'nun hiç negatif şeyi olmadı. Bugünkü yaklaşımı da yine size pozitif. Yani diyor siz siyasete şey yapmayın. Buradan hareketle bir hükümette çok mu yakın olduğunuzu düşünüyorlar? Veyahut da hükümette nasıl bir ilişkiniz var şimdi ki bizim, onlar yani şöyle mesela AK Parti'nin programlarında Kızıl Elma'nın, Bayraktar'ın ve Akıncı'nın gösteriliyor olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın şunları yaptık derken sonuçta sizin bu yaptığınız projeleri de anlatıyor olmasıyla mı ilgili bir yerde gibi sorularımız var. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla diyaloğunuz var mı? Hiç arayıp kendisine yani neden böyle bir video paylaştınız? Biz bunu Teknofest'te Atatürk Havalimanı'nda yaparken paylaşmanızı zamanlaması itibariyle kendimize yönelik olarak algıladık. Öyle algıladığınızı hissediyorum çünkü açıklamanızdan. Değil mi? Öyle evet, algıladınız. Evet. Böyle algıladık diye konuştunuz mu? Konuşmayı düşündünüz mü? Ayrıca Güntay abi de sordu. Yani siyasallaşmanızla ilgili işte bunların AK Parti'nin seçim kampanyalarında gösteriliyor olmasından kaynaklı bir tepki görüyor olabilir misiniz? Onu nasıl ifade edersiniz? Oradan devam edelim. Başka sorularımız da olacak. Yani ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Yani biz şimdi böylesine dünyanın en büyük organizasyonunu gerçekleştirdiğimiz Teknofest'te milyonların aktığı, milyonların katıldığı bir organizasyonda ilk gün, açılış gününde burayı kutlamak yerine burayla ilgili ben burayı Amerikalı bir şirkete tahsis edeceğim ifadesiyle ben bugün Haluk Bayraktar olarak, vatandaş olarak buna karşı çıkmazsam yarın öbür gün bu ülkenin milli şirketlerine kayyum atanmasına sebep olmuşum demektir. Ben buna karşı çıktığım zaman niye siyaset yapmış oluyorum? Sadece bakın bir Türk şirketine dahi burası verilmiş olsun, veriliyor diye bir ifade olsa o bile peşkeş. Burası devletin yeri, milletin yeri burası. Ve maalesef yani Sayın Kılıçdaroğlu sağ olsun belki zamanında bizi ziyaret etti ama asıl olan ziyaret değil ki. Asıl olan milli teknoloji hamlesine sahip çıkmaktır ve bunu da mertçe ifade etmektir. Yani böyle dolanarak farklı yönlere çekmemektir. Bakın Baykar'la ilgili kendisini maalesef yine bir açıklaması var. Diyor ki Baykar firmasına ilişkin Türkiye için büyük bir risk Baykar. Neden? Yarın kalktığı fabrikayı Amerikalılara ya da Katarlılara sattı olmaz diyor Baykar'la ilgili. Baykar bugün Türkiye'nin en büyük milli ihracatçısı, dünyanın en büyük üreticisi. 28 ülkeyle çalışıyoruz. Ben 28 tane ülkenin lideriyle muhatap oluyorum. Hiçbiri benim firmamı satın almak istemiyor. Hepsi bizim ürünlerimize sahip. Hepsi kendi ülkesini, kendi bağımsızlığını ve güvenliğini sağlamak için bu ülkenin insanının geliştirdiği teknolojiye sahip. Satın almak istese şimdi alabilir mi? Bakın biz bir kere şunu bilmemiz lazım. Zannediliyor ki ister kamu olsun savunma sektöründe, devlet firması olsun, ister özel sektör olsun. Yani ürün savunma satarken sanayinde ürün geliştiren, teknoloji üreten firmalar tamamıyla devlet kontrolüne tabi. Yani siz devletten izin alarak üretim yapıyor. Devletten izin alarak tesis güvenliği, devletten izin alarak ihracat yapıyor. Hatta personeli firmasında özel sektör veya kamu fark etmez. Çalıştırdığınız insanların kişi güvenlik belgesi devletten almak zorundasınız. Yani tamamen devletin izinleriyle yürüyen nereye bir sektör. Nereye satacağınız da devletle tabii ki, koordineli. Yani bakın bir diğer öyle konu öyle de olmak zorunda zaten. Özel, bak ben aynı zamanda Sağ İstanbul'un başkanıyım. Sağ İstanbul Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi ve odak alanı savunma, havacılık ve uzay. 900 firma üye, 20 üniversite üye ve bizim en önemli hedefimiz Türkiye savunma sektörünü daha sürdürülebilir, maliyeti etkin ve derinlemesine bir yapı, ekosistem oluşturmak için kurulmuş bir sanayi kümelenmesi. Ve onun da ben aynı zamanda başındayım ve amacımız daha da özel sektörün, çünkü dünya buna gidiyor artık. Dünya daha çok özel sektör, daha maliyet etkin, sürdürülebilir bir yapıda. Bakın dünyanın gelişimi Avrupa'ya, Amerika'ya hep özel sektör ağırlıklı olarak bu devam ediyor. Ve de bakın Baykar işte Amerikalara, Katar'a satılma riski var mı? Sadece savunma sektörü değil. Bütün sektörlerde ülkemizde kritik işler yapan firmaların
yurt dışına satılmasının devlet kontrolüne tabi olması lazım. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yani yerli kritik iş yapan firmaların yurt dışına hisse devriyle ilgili bir kararname çıkartıldı Türkiye'de. Sadece savunma sektörü de değil, tüm sektörlerde. Ortaklık yapılarıyla ilgili. Buna kim karşı çıktı? Bunu Anayasa Mahkemesi'ne kim götürdü ve iptal ettirdi? Ben soruyorum size. Aynı CHP bunu yaptı. Peki bir yandan Amerikalılara, Katar'a Baykar'ı satma riski var diyeceksiniz. Bir yandan da böylesine kritik firmaların yurt dışı, bunu engellemek için bir uygulama yapılacak. Baykar, ben Sayın Kılıçdaroğlu'na da biz anlatmıştık geldiğinde. 2005 yılında İsrail geldi bize. Daha Türkiye'de Baykar'ı kimse bilmezken satın almak istedi. Reddettik. Daha sonra farklı kuruluşlar da bizde iş yapmaya geldi. Biz bu işleri ticaret için, geliri maksimize etmek için yapmıyoruz. Biz bu ülkeye bağımsız bir şekilde bu teknolojiyi kazandırmak için bu işleri yapıyoruz. Peki Cumhuriyet Halk Partisi... Dolayısıyla ne dün, ne de bugün, ne de yarın Baykar'ın farklı bir ülkeye satışı diye bir durum söz konusu olamaz. Böyle bir şey yokken niye böyle bir durum ortaya atılıyor? Yani bakın ben size kaç tane daha onlarca böyle niye peki, bu ülkenin seçim, siyasetçileri şöyle bir yere bu ülkeyi güçlü kılan milli teknolojilerle ilgili rahatsız oluyor. Niye? Yabancıdan alırken sesi çıkmıyor. Montaj fabrikası kurarken sesi çıkmıyor. Nuri Demir Ağa gömülmüş. Veci Yurkuş yok. Şakir Zümre yok. Nuri Kıllıgil yok. Niye bu, yani niye bir daha mı bunlar yaşatılmak istiyor? Bakın bir devrim otomobili vardı. 60 yılında 123 günde 23 tane mühendis bu ülkede araba yaptı. Basit bahanelerle engellendi. 60 yıl sürdü bir, bu ülkenin TOGG'a kavuşması. 60 yıl.